بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز در حاضر بيت در بعض بر وكان أروح أرام على أرين تقول لأرقى معلوم بر مدة طرش مناسبة بلان وكذا الاعتقال مراسم لار توي لار تركانسة بلوبات مقطع بعد التاء مدك توي لارنا وكذاشتان خلقنا وشندك أروح كشلارنين hayotda ijodi bilan tanishtirish. Ular yashab o'tgan zamondagi ijodiy holatlarni, yaxshi ishlarni, faoliyatlarni qalbning oyiga singdirish va eng muhimi o'sha to'yga sababchi bo'lgan zotning ilmiy merosini o'rganish va uni xalq ommasiga yetkazish maqsadi bo'ladi. Albatta, bu yerda boshqa maqsadlar ham bo'lishi mumkin. Lekin xalq uchun, mo'min musulmonlar ommasi uchun asosiy ko'zlangan maqsad shu bo'ladi. Ana shu maqsad yo'lida qilinayotgan ishlarda ba'zilarida kamchilikka ham yo'l qo'yiladi. Balki bazı vaqtlarda asosiy maqsad unutilib qolishi ham mumkin. Misol uchun ko'pchilik paytlarda mazkur to'yi o'tkazilayotgan ulug' zotning kitoblari chop qilinishi, tarjima qilinishi, xalqqa tarqatilishiga e'tibor berilmaydi, balki umumiy gap-so'zlar bilan kifoyalanib qolinadi. Tarixda bizning ulug' allomalarimiz o'tgan, olimlarimiz o'tgan, ularning biri falonchi deb o'sha kishining hayotiy yo'lini bir oz vasf qilish bilan chegaralanadida qolganiga bugungi kunni gapira olmadi. Aslida esa o'sha kishilarning ilmiy merosini o'rganish, ularni yozib ketgan kitoblarini tarjima qilib qaytadan chop qilib xalqqa yetkazish juda ham yaxshi bir manfaat berishini hammamiz yaxshi bilamiz. Ana shunday ishlardan birini agar aytadigan bo'lsak, Imom Burxoniddin Marg'ilaniyni to'ylari munosabati bilan chiqarilgan u kishining shoh asarlari bo'lmish Hidoya kitobining birinchi jildi hisoblanadi. O'sha jildni chop qilishni yo'lga qo'ygan kishilarni aytishlaricha bu ish o'zicha bo'lgan emas, oson bo'lgan emas, balki ma'lum bir qiyinchiliklar, to'siqlarni yengib o'tib yuzaga chiqqan bir ish. Hammasi bo'lmasa ham to'rtdan biri bo'lsa ham shu kitobni chiqib qolishi albatta katta bir ish bo'lgan. Bu kitob chiroyli bir muqovalar bilan bezalgan holda yaxshi bir kayfiyatda ko'rinishda chiqarilganidan hamma mamnun, xursand. Shu bilan birga bu kitobda yana hammaga lozim bo'lgan ko'pchilikda tafsirga sazovor bo'lgan narsa matnni ba'zi bir qismini arab tilida yozilishi ham yaxshi bo'lgan. Xususan o'sha Imom Burxoniddin Marg'ilaniy sharh qilgan kitobni matni arab tilidagi yozuvda ham keltirilgan arab harflari bilan. Bu har qancha maqtovga sazovor ish. Bu ishni boshida turib chiqarganlarni hammalariga tashakkur aytadigan ish.
şu bilen birde kitap çıkıp okuyucularının koruyla yetişi bilen bazı bir mülahazeler hem payda olarak başladı. En birinci mülahaze bu yerde Bismillahirrahmanirrahim'ni yokluyudur. Her bir okuyan adam, okuyucu, Müslüman edebiyatıdan, İslam adab ahlakıdan, şeriat hükümlerinden az yine haberi bulsa hem, derhal ne için bu kitabının Bismillahisi yok degen itirazlı sevabını belirtişe tutmakta. Ve bu elbette o şey muhterem okuyucularına haklarıdır. Hakikaten Burhaneddin Marghani dek uluğ bir insan, şeriat ahkamlarını ipiden ignasizgece bilgen, bütün dünyada maşhur bulgen fakih bir insan, özünün kitabını evvaliden Bismillah'ını yazmasıdaki mutlaka mümkün emez. Hidayenin türlü nüshaları var, türlü çapları var, türlü elmaları var, basmaları var, başkaları var. Hemesi de elbette Bismillah var, yok emez. Lekin şu Özbekçe tercümanı Latin belki kiril harfleri de tercüme kılınken tercümanı çap kılıçta Bismillahirrahmanirrahim koyulmadan bunu kürpçülük katta narazilik bulan tehdit almaktalar. Bazı bir etsebetiz rahat kişiler bu kitabını kastan kılınken Bismillahirrahmanirrahim yazılmasını dedim düşünce bilen apsikopyosu ve attık değerlerini hem eşittik. Elbette bu mübalağa bulsa gerek. Lakin hakikatine açık aydın etiş gerek ki bunaka halette nihayette itibarlı barış lazım olaydı. Mumun Müslüman insan her bir nesene başlaştı. Yap sözün başlaştı da hem her kendi işin başlaştı da hem oksunursan bu hidayenin tercümesi ve oksuş uluğ ve büyük bir işleyen başlaştı. Bismillah'ını etmese bulmaydı. Kitabın evveliyle Bismillah'ını yazmese mutlaka doğru kılıyor bulaydı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öz hadis-i şeriflerden biri de kulle emrini zibarin lem yübde bi bismillahirrahmanirrahim fahuva akta'u alkema fa'al. Yani bu hadis-i şerifin manası şu ki her bir ahmiyetke eğer bir iş Bismillahirrahmanirrahim bilen başlamasa onun arkası kesik oladı dediler. Yani bunun barakası olmaydı. Ahırlı itibar mıydı? Ondan tura bir fayda çıkmaydı dediler manalarını şerh sıfatı da kaysa bulabiliyor onlarsa. Şöyle bir de mamun Müslümanlarının her bir işlerinde Bismillah'ın eğitişleri akidevi meselelerle tegisli haletleri hem aydan kurgan. Çünkü cahiliyet paydada müşrikler bazı bir işlerini belki berçe işlerini kılıçtan aldı özlerinin sakta hudaları alihalarını namına edip Bismillah'ı, Bismillah'ı, Bismillah'ı iş başlasak. Şunun için mu'min Müslümanlarla Allah Subhanahu ve Teala onlarının karşısına akıbdevi meselede hem tüm turuş üstün mu'min Müslümanlarla Bismillahirrahmanirrahim de bir iş başlaşını cari kılgandır. Allah Subhanahu ve Teala özünün ahirgi ve mükemmel kitabı kıyamet günü yaşa mucize bulup kalbucu kitabı Kur'an-ı Kerim'le hem Bismillahirrahmanirrahim bile başlayan ve şunun için her bir mahsede Bismillah ile başlayış doğru Müslümanlarla adet bu kadar. Bu hükümle hemimiz yaşlı bir işimiz gerek. Her bir işimizle Bismillahirrahmanirrahim ile başlayışını unutmasayımız gerek. Ama şu manada etedilen bu olsak, Hidaye kitabını çap kılışını yönde koyduğun bir adamlar, katta hataya yol koyduğunlar. Onun kol yazmasını teyirleşte iştirak etken, tercümesini kılıçta iştirak etken kişilerimizin tekrar şey, o kol yazmada var,
aytilgan, ta'kidlangan, lekin uni inkor qilishda bu narsa tushib qolgan. Va haqli ravishda ko'pchilikni e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Kezi kelganda o'sha tarjima to'g'risida yana ba'zi bir fikr-mulohazalar bor. Bu faqat bizning fikr-mulohazamiz emas, balki ko'pchilik ham aytishmoqda, shularni umumlashtirishga harakat qilamiz. Avvalgi aytib o'tganimizdek, u yerda o'sha matnni Imomi Burhoniddin Marg'iloniy sharh qilish uchun olgan matn kitobni arab tilida berilishi yaxshi bo'lgan, chunki o'sha narsani bir o'zini hududiyatini ham izhor qiladi bu narsa. Ikkinchidan, o'sha o'rganayotgan xususan talab ilmlarga katta bir foyda bo'ladi. Lekin shu bilan birga mana shu matnni arabchasini berishlikda ayblar ham oshkor bo'lib qoladi. Hozir arabchadan bir oz ma'lumoti bor kishi o'qib tagidagi tarjimani o'qisa, tarjimada xato borligi ochiq oydin ko'rinib turibdi. Avvalo bu tarjimani bir nechta tarjimonlarimiz qilishgan, Alloh ularni qilgan sa'y qilishlariga, niyatlariga yarasha ajr savobini bersin. Va tarjimani o'sha bitta kitobni 6 kishi tarjima qilgan bo'lsalar, saviyasi 6 xil chiqdi. Ulardan ikkita tarjimani ishlari yaxshi, tanqid qilishga yoki uni kamchiligini topishga biroz izlagan odam ham qiynaladi. Lekin qolganlarida mana shunaqa fikrlar, mulohazalar juda ham ko'p. Ba'zi bir joylarda tarjimadan ba'zi bir matndagi bor narsa tushib qolgan, ba'zi yerlarda noto'g'ri bo'lgan, ba'zi yerlarda almashib qolgan va hokazo har xil holatlar bor. Buni avvalgi aytib o'tganimizdek, ozgina arabcha demak savodi bor kishi darhol tushunib olyapti. Ikkinchidan, o'sha matn tarjima qilingan sharh tarjima, ya'niki sharhni matnga keltirilmagan arabchasi, lekin qayerda matn, qayerda sharh bor, u chop qilingan joyda ajratib ko'rsatilmagan. O'qiyotgan odam arab tilidagi kelgan matnni tarjimasi qayerdan boshlanadi, qayerda tugaydi, qayog'ida keyin sharh ketmoqda, u arabcha matnga aloqasi yo'q, ma'nosiga aloqasi yo'q joy qayerda, ajratib olishi qiyin. Buni ham belgilab qo'yilmagan. Keyin tarjimonlar altovlari o'sha matnni tarjima qilishda har kim o'zini uslubini qo'llab ketaverdi. Birov muallif aytdi desa, birov quduriy aytdi deydi, yana biri boshqacha ishlarni, ya'ni tarjimalarni qilgan, har xil bo'lib qolgan. Muharrirlar ularni bir saviyaga keltirishga imkon topolmagan bo'lsalar kerak. Yana bir mulohaza, ana shu hidoya kitobini vasf qilishda muqovani arabcha, arab tilida yozilgan tarafida bu hidoya bir kitobni sharhi ekanligi aytilgan. Kitobga yozilgan muqaddimada esa mutlaqo boshqa bir kitobni sharhi ekanligi aytilgan. Ya'ni muqovadagi sharh hidoya falon kitobni sharhi degan bo'lsa, muqaddimada hidoya boshqa bir kitobni, ya'ni falon kitobni sharhidan boshqa bir kitobni aytilgan. Aslida esa u muxtasar Quduriyni sharhi bo'lar edi. Bu yerda ham noto'g'rilikka yo'l qo'yilgan. Muqovada hidoya bir kitobni sharhi deb aytilgan, muqaddimada ikkinchi bir kitobni sharhi deb aytilgan, aslida esa u muxtasar Quduriyni sharhi deb kishilarni o'rtasida keng tarqalgan. Ana shu e'tiborlarni oladigan bo'lsak, tarjimadagi kamchiliklarni e'tiborga oladigan bo'lsak, bu kitobni anchagina tuzatishga zarurati bor bo'ladi. Albatta, hozirgi kunda bizga ma'lum bo'lishicha, uni qolgan juzlarini ham tarjima qilishga harakat bor. Albatta, o'sha qolgan juzlarini tarjima paytida uni
çap qalış fəaliyyətlərində əlbəttə ulu-ulu işini qılayətkən bəralarımızda Bismillahirrahmanirrahimin kitabına əvvəliyə xoş istərdən çıxmasa gərək. O birinci cüzünü tərcümə qılış, çap qılış fəaliyyətlərində bilmək qoyulgan xətalar, yürünə qoyulgan xətalar doğrulanıb, yaxşı bir qalətdə çıxsa, əlbəttə xəmamız üçün kətdə bir boylik buladı. O, bu işin üstündə durub, məşəqqət çəkən bir adamlarımız, inşallah, xalqımızda təhsiliyə, dualarıyə səzavar buladılar. Allah subhanahu wa ta'alanın tərəbədən verilmədiqən, bitməz, tükənməz, əcr-i səvablarına həm, ilə buladılar deyən, umutləməz.